Sedat Peker bizde söz namustur dedi. Muharrem İnce'nin planını bozdu. Böl parçala ve yönet politikası, rakiplerini bölerek ya da onları bölünmüş vaziyette tutarak zayıf durumda bırakmak isteyen devletlerin izledikleri yoldur. Bu da nereden çıktı dediğinizi duyar gibiyim kıymetli kardeşlerim. Bizde söz namustur. Unutmayın yavaş yavaş batıracağım iğneyi, bu sebeple hiçbir şey için acele etmeyiniz. Daha çok zamanımız var Allah ömür verirse. Ben sürgün edilmemişken, ülkemde huzur içinde kitaplarımı okurken, siyasette ilişkim yalnızca sandığa gidip oy vermekti. 24 Haziran seçimlerini elimden takip ediyordum. Sizlerin aksine Tayyip ağabeyin kazanacağına emindim. Aksi bence mümkün değildi. Nitekim adam kazandı. Nasıl kazandığını, o gece nelerin döndüğünü, kimin nerede olduğu detayları başka bir sohbetin konusu olsun. Ben bugün sizlere başka bir şey anlatacağım sevgili kardeşlerim. Girişte ne dedik? Böl parçala yönet. Bu yöntem dünya siyasi tarihi boyunca süre gelmiş, en eski ama en etkili yöntemdir. Yakın geçmişte ise, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da izlediği stratejisidir. Şit, El Nusra, Hizbullah gibi terör örgütleri de bu yöntemin sonucudur. Bu yöntemi hayata geçirebilmek için bölmek ve yönetmek istediğiniz yapıdan, gelecek vadeden, lider olmayı hedefleyen, insani ve siyasi anlamda açıkları olan birini hedeflemeniz gerek. Bu kişi yol arkadaşlarıyla yer aldığı partiye baş kaldırmalıdır. Sonrası zaten olan ilerler. Ocak 2012'de siyaset kulisi bu haberle çalkalandı. Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partili iki kişinin Ankara İl Kongresi'nin olağanüstü toplanarak 3 kayyum atanması talebiyle açtığı davayı reddetti. Bu davayı açanlardan biri Yavuz Kayhan Yüreğir. Birazdan kim olduğuna bakacağız. Yüreğir daha sonra, avukatı Orhan Fahri Başçavuşoğlu aracılığıyla 6 Şubat pazartesi günü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 26 Şubat'ta yapılacak 16. olağanüstü kurultayının ihtiyati tedbir kararıyla durdurulması talebiyle Ankara 15. Asliye Mahkemesi'ne başvurdu. Şimdilik buraya bir virgül koyalım. 29 Ocak 2021'de ise, Cumhuriyet Halk Partisi'nden önemli üç isim istifa ediyordu. Bu isimlerden biri adından çokça söz ettiren Ergenekon ve Balyoz sürecinin önemli isimlerinden Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Temen Mehmet Ali Çelebi. Temen Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avne Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. 2012 yılında Cumhuriyet Halk Parti'ye kayyum atanması için dava açan kişiyi hatırladınız mı? Yavuz Kayhan Yüreğir. Yüreğir ve Çelebi ile birlikte istifa eden Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel, Memleket Partisi'nin hem kurucu üyeleri hem de bugün parti merkez karar ve yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmakta. Bu üç isimle ilgili düğmeye 2012'de basılmış. 10 yıllık, belki daha uzun zamana dayanan bir plan yapılmış zaten uluslararası yapıların planları hiçbir zaman kısa vadeli 3-5 senelik planlar olmaz. Sayın İnce bu planın neresinde bilemem, kendisini çok da tanımam. Fakat 2018 seçimlerinden önceki tavrı ile benim de evden izlediğim seçim gecesi gösterdiği tavır ve izlediğim ama asla tasvip etmediğim video değerlendirildiğinde, en iyi tahminle bu yapının kontrolünde olduğu sonucu çıkıyor. Vallahi ben çıkartmıyorum yaşananlar onu gösteriyor. Yoksa AK Parti'yi devirmek istiyorum diye yola çıkan bir kişi neden AK Parti'nin karşısındaki en büyük yapının içinde olmak yerine karşısında dursun ki? Tayyip ağabey sen vallahi çok akıllı bir adamsın ama beni değil, yanındaki işe yaramaz ve satılmış yalakalarını dinliyorsun. Benim diye de selamlarımı ilet, onunla işim daha bitmedi. Hep laf kanalına abone olmayı ve video hakkında yorum yazmayı unutmayın.